Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Bulgar mevkidaşı Rumen Radev'le birlikte bugün Aziz Kiril ve Metodi günü münasebetiyle Üsküp'ten Roma'ya gidiyor. Papa Francis tarafından kabul edilecek ikili resmi törenin yanı sıra papayla ile baş başa görüşmede gerçekleştirecekler. Rumen Radev konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada birlikte seyahat etme teklifini kabul eden Cumhurbaşkanımız Stevo Pendarovski'ye şükranlarını sunmuştu. Teandarın ise Bulgaristan'dan konulmuş olan engeli ortadan kaldırabilmek için iyi bir zemin hazırlanmaktadır. Mevcut olan iki cumhurbaşkanı bu konuda tamamen beraber seyahat ettiklerinden sonra da devam edeceklerini de bildirilmiştir. Avrupa Birliği müzakerenin başlamasıyla ilgili olarak üst düzey yöneticilerimiz bu konuda yoğun olarak kendi çalışmalarına devam etmektedir. Dışişler Bakanı Buyar Osmani bu sefer ise Polonya Dışişler Bakanı Zbigniew Raul bir araya gelmişti. Raul ile yapılmış olan özellikle görüşme neticesinde mevcut olan bu devletten daima bir desteğin olacağına dair olarak tekrar bu destek tekrarlanmıştır. Bilindiği gibi Polonya bu konuda ülkemize şimdiye kadar da destek vermiştir. Öte yandan ise Avrupa Birliği konusunda alınması gereken ortak kararlarında büyük bir devletlerin sayısı oldukça ülkemize destekte bulunmasıyla birlikte Haziran ayının özellikle hükümetler arası ilk toplantısı için bir zemin hazırlanmakta gibi gözükmektedir. Aşılama konusunda mevcut olan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre tam bir hafta içerisinde olağanüstü bir saygı ve olağanüstü bir mevcut çalışmalar yapılmaktadır. Başvuru konusunda özellikle vatandaşlar tam ilgi açısından artış gösteriyorlar. Makedonya çapında yapılmış olan son özellikle iki hafta içerisinde 100 binden fazla vatandaş tamamen başvuruda bulunmasıyla birlikte toplam başvuruların sayısı 400 bini geçmektedir. Kitlesel özellikle bağışıklık sistemine sahip olması ancak bundan başlamaktadır. Vaksinasya.mk üzerinden de vatandaşlar vajurularını yapabilir Çiftçilik, Ormancılık ve Su işletmeleri Bakanlığı'nca yapılmış olan açıklamasına göre subvensyon başvurmaları tamamen Haziran'ın son günlerine de ertelenmesiyle birlikte çiftçilere ek bir fırsat verilmektedir. Bununla ilgili olarak özellikle hükümetin getirmiş olduğu destek programlarının kapsamında subvensyonlar büyük bir önem taşımaktadır. Subvensiyonların özellikle yapılması gereken mevcut olan çalışmaları kapsamında vatandaşlara veya çiftçilere büyük bir yardım gelecektir. Her zamanki gibi bu seferde elektronik olarak başvuruda bulunacak olan vatandaşların son başvuracak olan tarih ise 30 Haziran olacaktır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım bölgemizdeki özellikle trafik işaretlerine ve şartlarına uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Hızlı araç kullananlara ceza kesildi. Stevan Dimovski'ye bazı sözcüsü olarak yapmış olduğu açıklamasıyla birlikte Debre ve Debre bölgesinden toplam 23 yurttaşa ceza kesilmiştir. Bunlardan 21 ise bölgesel yollarında hız yaparken diğerleri iki kişi ise yerleşim yerlerinde hız yapmış olduklarından dolayı cezalandırılmıştır mevcut olan teftişlere devam edilecektir Jirovnica Mavrovianovi yoğun üzerindeki çalışmaları planlara göre devam ediyorlar. Otoyollar ve tali yollar genel müdürlüğüne göre bütün çalışmalar mevcut olan planlara gerçekleştiriliyor. Öte yandan ise bu yolları kullanacak olan vatandaşlar bu yolları kullanırken daha dikkatli olmaları için yeniden bir uyarı gelmiştir. Onarım çalışmaları dolayısıyla bu yoldan geçecek olan vatandaşlar kesinlikle yol şartlarına uy uyum gerekiyor. Su sistemine beyan edilmeden veya gayri meşru bir şekilde bağlanmış olan devre yerleşim yerine ait olan vatandaşlara tam ceza kesilecektir. Ondan dolayı mevcut olan teftişlere başlanmıştır ve denetimle birlikte bu gayri meşru olan bağlantıları beyan edilecektir ve buna göre hukuki yoluyla devam edilecektir. Konuyla ilgili olarak Standart Kamu Şirketi Müdürü Burim Kaba'ya göre bütün gereken önlemler alınmıştır ve teftişlere başlandı. Geri kalan çalışmaları ile ilgili olarak kamuoyu ve medyayla paylaşımda bulunacaklar. Şimdilik ise teftişlere devam ediliyor. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte yine devreleri için en çok sevilen yer mevcut olan Arnavutlu'nun kıyı ve deniz kıyıları söz konusu olmasıyla birlikte bu seferde tercihler çoğunu oraya götürüyor. Vatandaşlar bu konuda en yakını olan dinlenecek ve tatilini gerçekleştirecek olan turistik yerlerini seçerken yine Arnavutluk ilk sıraya gelmektedir. Oradaki Şengin, Velipoya, Dürüs, Valona, Saranda gibi güzel yerlerin ziyaret etmesiyle birlikte mevcut olan bu senedeki Covid-19 kapsamında alınmış olan önerileri ile birlikte de karar verilecektir. Şimdilik ise Arnavutluk deniz kıyıları özellikle oradaki yasalara uygun olarak kullanılabilir. Enerji Denetleme Komisyonu'na göre özellikle akaryakıt satış perakende fiyatlarında bir indirim söz konusu olacaktır. İndirim yaklaşık %1.48 olarak kaydan geçmektedir. O şekilde yeni fiyatlarıyla birlikte Euro Super BS 95-67 denar bir litre için satılırken BS 98-69 denar 1 litre için satılacaktır. Euro dizelin fiyatı 59,5 denar olmasıyla birlikte aynı fiyattan ekstra hafif yağda satılacaktır. Mazut M1'in fiyatı 33,619 denar 1 kilogram için satılacaktır. Bu hafta içinde bu fiyatlar geçerli olacaktır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.